Selamünaleyküm arkadaşlar. Sude arkadaşımızdan bir soru gelmişti. Biraz geç oldu ama çözümünü paylaşıyorum. 10 artı 6 t eksi t kare metredir diyor. Bu fırlatılan topun yüksekliği. Topun yerden yüksekliği birbirinden farklı t1 ve t2 anlarında 18 metre oluyormuş. 18 metre olduğu için hemen eşitleyelim. Eksi t kare artı 6 t artı 10 var arkadaşlar. Bunu 18'e eşitliyorum. Yüksekliği 18 oluyormuş. Buradan iki kök gelecek. Bu kökler de t1 ve t2 olacak. Bunu grafik üzerinde göstermek istersek arkadaşlar, iki tane bakın birbirine eşit. Şurası 18 metre olsun. 18 metre. Neden buraya koydum? Yani yaklaşık olarak böyle olacak. Çünkü şurası 10 metre. Onu biliyoruz. Buradan gözüktüğü gibi 0 verdiğimizde 10 metre geliyor. Yani başlangıç yüksekliği şurası 10 olacak. Demek ki yaklaşık olarak 18, şurayı gösterirsek birbirine eşit iki tane zamanda 18 metreye ulaşacaktır. Peki bu zamanları nasıl bulacağız? Hemen 18'i şuraya atarsak. Eksi t kare artı 6 t eksi 8 eşittir 0 sonucuna ulaştık. Şimdi çarpanlarını ayırıyoruz arkadaşlar. Burayı nasıl 6'ya ulaşacak şekilde çarpanlarını ayırabilirim? 4 ve 2 şeklinde ayıracağım. Buraya da eksi t ve t şeklinde ayıracağım. Burayı şimdi şuraya eksi 4, buraya 2 verirsem bakın çarpımları eksi 8 oldu. Ve aynı zamanda eksi t ile eksi 4'ü çarptığımda 4t, buraya ikisini çarptığımda da 2t geldi. Toplamları da 6t verdi. O halde bizim çarpanlarımız eksi t artı 2 parantez t eksi 4. T eksi 4. Şimdi arkadaşlar bu sıfıra eşitse 2 tane kök gelecek. Köklerden birisi bakın burada gördüğünüz gibi t eşittir 2. Buradan da t eşittir 4 geliyor. Demek ki bu birinci t, diğeri de ikinci t olsun. Aralarındaki farkı mutlak değer diyor. Yani 4'ten 2'yi çıkarırsak cevap 2 arkadaşlar. Cevap 2 olacaktır.